Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır. Geçersiz zarfların sayısı tutanak defterine yazılır. Zarfın üzerinde herhangi bir şekilde leke veya çizik olsa bile, bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığının kesin olarak anlaşılamaması halinde bu zarflar geçerli sayılır. Geçersiz zarflar paketlenir ve paketin üzeri mühürlenerek zarf sayısı yazılır. Bu zarflar saklanır ve kesinlikle açılmaz. Tüm bu işlemler tutanak defterine yazılır. Arkadaşlar, tasnif işlemine başlıyoruz. Tasnif işlemi için iş bölümümüz şu şekilde oluyor. Ali Bey, üyemiz sandıktan zarfları açacak, bana verecek, ben okuyacağım. İki arkadaşıma da, arkadaşlar sayım döküm cetvellerimiz boş, şu şekilde gördüğünüz gibi. İki arkadaşımız evet ve hayır oyla. Sandık kurulunca verilen ve o seçim için düzenlenmiş biçim ve renkte olmayan, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan, arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan, hiçbir yerine tercih mührü basılmamış olan, birleşik oy pusulasında evet hayır şeklinde ayrılan alanlardan, beyaz veya kahverengi bölümlerden birden fazlasına tercih mührü basılmış olan,